Sevgili öğrenciler, 12. sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersine hoş geldiniz. Bugün İnkılap Tarihi dersimizle ilgili 13. haftanın konusu olan Mudanya'dan Lozan'a konusunu işleyeceğiz. Yani Mudanya Ateşkes Antlaşması ve Lozan Barış Antlaşmaları konularını bugün Allah nasip ederse bitireceğiz. Ders kitabımızda 96, 97 ve 98. sayfalarda ikinci ünitemizin son konusu olarak bunları bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yan başlığımız 6 milli mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarılar arkadaşlar. Yani Yüce Türk Ordusu'nun zaferle sonuçlandırdığı milli mücadelenin sonundaki diplomatik masa başında yapmış olduğumuz antlaşmalara bakalım. A. Mudanya Ateşkes Antlaşması 11 Ekim 1922. Özellikle o gün artık Dışişleri Bakanımız olan İsmet Bey, yani İsmet İnönü tarafından gerçekleştirilecek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin talimatları doğrultusunda imzalanacak Ateşkes Antlaşmamızdan başlayalım. İlk başta bu gördüğünüz bina Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın imzalandığı binadır arkadaşlar. Batı Anadolu'nun yani Ege bölgesinin işgalden kurtarılmasından sonra henüz daha işgal alanı altında olan Doğu Trakya, Edirne ve Kırklareli, İstanbul ve Boğazlar artık sıra oraya geldi. İngiltere buna karşı askeri müdahale istedi fakat İtalya ve Fransa'dan destek alamadı. Bunun üzerine İngiltere 23 Eylül 1922 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne konferans çağrısı yapmıştır. 3 Ekim 1922'de Türkiye karşısında İngiltere, Fransa, İtalyan temsilcileri Mudanya'da bir araya geldiler. Türkiye'yi Batı Cephesi Komutanımız İsmet Bey, İsmet Paşa temsil etmiştir. Yunan temsilcisi adaya çıkmamıştır, gemide beklemiştir. Çünkü abisi İngiltere'nin alacağı her karara uyacağını zaten Yunanlılar kabul etmiştir. Mudanya Ateşkes Antlaşması 3 Ekim'de görüşmeler başlıyor. 11 Ekim 1922 tarihinde de Ateşkes Antlaşması imzalanıyor. Şimdi burada bir müteakere anıtı vardır arkadaşlar. Mustafa Kemal Paşa'nın Türk Orduları Başkumandanı ve Büyük Millet Meclisi Başkanı unvanıyla Batı Cephesi Komutanımız ve artık o gün Dışişleri Bakanı olan İsmet İnönü'ye yazmış olduğu bir telgram. Mustafa Paşa diyor ki, saygıdeğer Batı Cephesi Orduları Kumandanı ve Edirne Milletvekili Kor General İsmet Paşa'ya, tarafınızdan hazırlanıp sevk ve idare edilen orduların kazandığı büyük zaferin ilk ve en önemli siyasi sonucunu Mudanya Konferansı'ndaki yoğun ve yorucu çalışmanızdan sonra elde ettiğinizden dolayı tebrik eder ve teşekkürlerimi sunarken başkomutanı olmakla gurur duyduğum Türkiye Büyük Millet Meclisi ordularının yetkili bir komutanı ve başkomutanlığını yürütmeyi en büyük onur bildiğim Yüce Meclis'in seçkin ve özverili bir üyesine karşı yerine getirilmesi gerekli bir görevi yapmakta olduğum inancındayım diye Mustafa Kemal Paşa İsmet Paşa'ya bir tebrik telgrafı göndermiştir. Şimdi Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın biz maddelerine bakalım. Bakın Ateşkes Antlaşmaları savaşın yani ateşin bir süre durduğu antlaşmalardır. Bundan sonra barış görüşmeleri başlar. Taraflar barış yaparsa barış antlaşması imzalanır. Barış yapmazsa savaş devam eder. Şimdi ateşlerin kesildiği Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın maddelerinde ateşkesin 14'ü 15'e bağlayan gece yürürlüğe gireceği, Yunan birlikleri 15 gün içerisinde Doğu Trakya'yı boşaltacağı, İtilaf devletlerine teslim edeceği, İtilaf devletlerinin de 30 gün içerisinde bölgeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne teslim edeceği maddesi var. Bakın burada şu var. Yani Anadolu'yu işgale girişmiş Yunan ordusuyla, Yunan askeriyle Türk askerini karşılaştırmak istemiyorlar. Hani ne olur ne olmaz. O yüzden ilk başta İngiltere'ye yani İtilaf devletlerine bölgeyi teslim edecekler. 30 gün içerisinde de İtilaf devletleri Yüce Türk ordusuna bölgeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne teslim edecek. Güvenlik için bölgeye Türkiye Büyük Millet Meclisi 8 bine yakın jandarma kuvveti bulunduracaktı. Barış antlaşması imzalanıncaya kadar Türk ordusu Çanakkale Kocaeli Yarımadası'ndaki sınırı geçmeyecekti. Ateşkes imzalandıktan sonra İstanbul ve Boğazlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne teslim edilecek. Bakın arkadaşlar. Bakın şu madde çok önemli bizim için. Şimdi o gün Osmanlı Devleti resmiyette hala var.
O gün İstanbul Osmanlı'nın resmiyette hala başkenti. İngiltere yani İtilaf Devletleri Osmanlı'nın başkentini Mudanya Ateşkes Antlaşması ile Ankara hükümetine yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne devrediyor. O zaman arkadaşlar hukuksal anlamda kim yok sayılıyor? Osmanlı yok sayılıyor. Osmanlı Devleti'nin fiilen bittiği yer Mondros Ateşkes Antlaşması. Hukuken bittiği yer Mudanya Ateşkes Antlaşması. Çünkü resmiyette Osmanlı'yı yok kabul etmişlerdir. Başkentini Ankara hükümetine veriyorlarsa resmiyette hukuki anlamda Osmanlı'yı yok saymışlardır. Mudanya Ateşkes Antlaşması'yla da Osmanlı Devleti'nin hukuken bittiğini kabul edebiliriz. Ateşkesin önemi, şimdi İngiltere'deki fotoğrafta gördüğünüz Georgie hükümeti istifa etti. Bakın Anadolu'da bizim aldığımız bir zafer, ta ötedeki İngiltere'deki bir hükümeti istifaya zorlamıştır arkadaşlar. İngiliz milleti demiştir hükümete, sizin Anadolu'da ne işiniz var? Bu başarısızlıklar yeter artık demiştir ve İngiliz hükümeti istifa etmiştir. Yani dünya kamuoyunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aldığı büyük bir başarıdır aslında bu. İngiltere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni Mudanya Ateşkesi ile resmen tanıdı. Yunanlılar ülkemizden çekilip giden 3. İtilaf Devleti oldu. Hatırlayın İtalyanlar, Fransızlar ve Yunanlar diye sıralamamız vardı. İstanbul ve Doğu Trakya savaşılmadan kurtarıldı. Bu da önemli arkadaşlar. Yani savaşmadan kurtardığımız topraklar İstanbul ve Doğu Trakya Mudanya Ateşkesi ile İstanbul resmen Ankara hükümetine bırakıldığı için Osmanlı hukuken yok sayıldı. Yani hukuken bitti. Anlaşmayı Türkiye karşılığında İngiltere, Fransa ve İtalya imzalamıştır diyeceğiz. Arada bir konu vermek istedim arkadaşlar. Saltanatın kaldırılması 1 Kasım 1922 yılında gerçekleştirildi. Şimdi Mudanya Ateşkesi'nden sonra yapılacak Lozan Antlaşması için Lozan'da bir barış konferansı düzenlendi. İtilaf devletleri ikilik çıkartmak için ve savaşta elde edemediği başarıyı masa başında hem Ankara hükümeti temsilcilerini hem Osmanlı temsilcilerini çağırarak, ikilik çıkartarak bizi zor duruma düşürmek için arkadaşlar 28 Ekim 1922'de Ankara hükümeti olan Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Osmanlı hükümeti olan TBMM'yi İstanbul hükümetini Lozan'a davet etti. İstiklal Savaşı'nı gerçekleştiren Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Ankara hükümetidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Lozan'da ikilik çıkmasın diye 1 Kasım 1922 tarihinde saltanatı kaldırdı ve Osmanlı resmen bitti arkadaşlar. O zaman Osmanlı'nın 3 tane bitişi var. 1. Mondros Ateşkes Antlaşması'nda ordularını terhis etti, hareket edemediği için ne yaptı arkadaşlar? Fiilen bitti. 2. Mudanya Ateşkes Antlaşması'nda başkenti Ankara'ya verildiği için hukuken bitti. 3. Saltanatın kaldırılmasıyla Osmanlı resmen bitmiştir arkadaşlar. 17 Kasım 1922 tarihinde son Osmanlı padişahı 6. Mehmet Vahidettin İngiliz gemisine sığınarak İstanbul'u terk etmiştir. Bunu yaparken de bir mektup bırakmıştır ve arkadaşlar mektubun altında halife unvanını kullanmıştır. Yani padişah unvanını kullanmamıştır. Saltanatın kaldırıldığını da kendisi kabul etmiştir. 18 Kasım'da 1922 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Osmanlı sülalesinden olan Abdülmecid Efendi'yi halife ilan etmiştir. Bunu yapmasının sebebi de şu arkadaşlar, İngiltere'ye halife unvanını kullanarak 6. Mehmet Vahdettin sığınınca, sonuçta İngiltere sömürgeci bir devlet ve Hristiyan bir devlet, halifeyi kullanabilir düşüncesiyle beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi de hemen Osmanlı sülalesinden birini ne yapıyor? Abdülmecid Efendi'yi halife ilan ediyor. Yani İngiltere'nin halifelik makamını kullanmasını engellemek için böyle bir şey yapıyor. Birinci dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin siyasi alanda yaptığı tek inkılap saltanatı kaldırmaktır. Saltanatın kaldırılmasıyla ulusun egemenliği güçlendi ve cumhuriyetçilik ve laiklik yolunda adım atılmıştır arkadaşlar. Bunları da bilmemiz gerekiyor. Bakın, birinci dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi savaşan meclistir. Tek inkılap saltanatın kaldırılmasıdır. Onu da mecbur kalmıştır arkadaşlar. İkinci meclis, asıl inkılapçı meclis ikinci meclistir. Ama birinci meclisin de burada yapmış olduğu bir tane de olsa inkılap hareketini saltanatın kaldırılması olarak biz biliyoruz. Bugün ikinci konusu Lozan Barış Antlaşması 23 Temmuz 1923. Bu görmüş olduğunuz sınırlar Lozan Barış Antlaşması'yla tüm dünyaya
Türklerin olduğu, tapusunun bize ait olduğunu kanıtlayan bir antlaşmadır arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı sonrası imzalanan son antlaşma Lozan Barış Antlaşması'dır. Lozan Konferansı 20 Kasım 1922'de başladı. Ankara hükümeti, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi 14 maddelik bir talimat vererek, yani Mustafa Kemal kesinlikle taviz verilmeyecek konuları belirledi. Misak-ı Milli'den taviz verilmeyecek, kapitülasyonlar kaldırılacak, Ermeni yurdu kurulmayacak gibi kesinlikle taviz verilmeyecek konuları Türk heyetine bildirdi. Konferans hangi devletler katıldı? Ankara hükümeti, Türkiye, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Romanya, Yunanistan, Yugoslavya, Boğazlarla ilgili Sovyet, Rusya, Bulgaristan ve gözlemci statüsünde ise Amerika Birleşik Devletleri bu konferansa katıldı. Peki Türkiye'yi kim temsil etti? Giden heyetin başında kim var arkadaşlar? İsmet Paşa. İsmet Paşa Dışişleri Bakanı olarak. Sonra Doktor Rıza Nur. Sonra Hasan Saka, Şükrü Kaya, Tevfik Bıyıklıoğlu, Celal Bayar ki bakın Celal Bayar 1950'den artık 3. Cumhurbaşkanımız olacak kişidir. Yahya Kemal Beyatlı Türk heyetinin temsilcileridir. Tabii başkanları da kimdir arkadaşlar? Batı cephesi komutanımız ve o gün Dışişleri Bakanı olacak olan İsmet İnönü'dür diyeceğiz. Şimdi İsmet İnönü'nün bir açılış konuşması var. Bunu dikkatlice dinleyin arkadaşlar. İsmet Paşa şöyle söylüyor. 1918 tarihinden sonra Türk milletinin maruz olduğu sonsuz hücum ve ızdırapları burada hatırlatmaktan kendimi alamıyorum. Gerek hücumlar ve ızdıraplar, gerek hiçbir askeri sorumluluk olmaksızın Türkiye topraklarının en zengin ve en bayındır kısımlarında özellikle mahvetmek ve yıkmak düşüncesiyle düzenli bir şekilde yapılmış yıkımı hiçbir şekilde mazur göstermek mümkün değildir. Hala bu dakikada bile 1 milyondan fazla masum Türk'ün küçük Asya ovalarında ve yaylalarında evsiz ve ekmeksiz serseri gibi dolaştıklarını da hatırlatmak isterim. Olabildiğince iyi niyet duygularıyla dolu olan Türk delegasyonunun diğer delegasyonlarda da aynı şekilde bir iyi niyete tesadüf edeceği ve bu şekilde konferans çalışmalarının memnuniyet verici bir sonuca ulaşacağını ümidi besliyorum. Efendiler, çok ızdırap çektik, çok kan akıttık. Bütün medeni milletler gibi hürriyet ve bağımsızlık istiyoruz. Sözleriyle konferansı Türk heyeti tarafından konuşmasını İsmet Paşa yapmıştı. Şimdi görüşmeler 20 Kasım 1920'de başladı fakat 4 Şubat 1923'te kesildi. Çünkü adamlar ısrarla kapitülasyonların devam etmesi, doğuda bir Ermeni yurdunun kurulması, yani sanki savaşı kaybeden tarafla bir barış görüşmesi yapıyormuş havası içerisindeler. Fakat Yüce Türk Milleti ve onun meclisi taviz verilmeyecek konuları belirlemişti. Gerekirse savaşa devam ederiz. Bizim düşüncemiz bu yönde. Çünkü bu topraklar bizim. Biz başkasının topraklarında değiliz. Biz kendi topraklarımızda İstiklal Savaşı verdik. Bağımsızlık Savaşı verdik. O yüzden 4 Şubat'ta Türk tarafı Lozan'ın görüşmelerini kesmiştir arkadaşlar. Yani Lozan görüşmeleri iki parça. Birinci parçada onlar bize bir şeyleri dayatmaya çalıştılar. Biz de reddettik ve görüşmeleri kestik. Gerekirse askeri müdahale devam edecek mesajını verdik. Peki bu görüşmelerin kesildiği süreçte Türkiye kendi içerisinde neler yaptı? 1. 17 Şubat 1923'te İzmir İktisat Kongresini yaptık. Yani İzmir'de bir ekonomi kongresini yaptık. Kazım Karabekir başkanlığında toplanan İzmir İktisat Kongresi'nde Türk çiftçisinden Türk esnafına kadar üretimin her boyutundaki adamlar vardı. Ve milli ekonomi kararı alındı. Yani ham maddesi Türkiye'de olan sanayi kollarının geliştirilmesi kararı alındı. Kendi kendine yetebilen bir ülke kararı alındı. 1 Nisan 1923'te birinci dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi seçim kararı aldı. 15 Ağustos 1923'te de arkadaşlar ikinci dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi göreve başladı. Hatırlayın, 1921 Teşkilat-ı Esasiye Anayasası'na göre 2 yılda bir seçim olurdu. O 2 yıl bitti işte arkadaşlar. Yani 1921'den 22'ye, 1922'den 23'e 2. yılı bittiği için, savaş da bittiği için bir süreliğine ne yaptık? Hemen parlamentoyu yeniledik. Seçim oldu, ikinci meclis kuruldu. Buradaki birinci dönem, ikinci dönem seçim oldukça dönem sayısı artar arkadaşlar.
Bir de konferansta Amerika'nın desteğini de sağlayabilmek için ülkemizdeki Chester Demiryolu yapımı ile ilgili görüşmelere de başlamışızdır arkadaşlar. Ama bağımsızlığımızdan taviz vermemek şartıyla bunları unutmayın. 23 Nisan 1923'te Lozan görüşmeleri tekrardan başladı ve 24 Temmuz 1923'te arkadaşlar Lozan Barış Anlaşması imzalandı. Bakın, birinci dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Lozan Barış görüşmelerini başlattı. İkinci dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi antlaşmayı onayladı ve imzaladı. Bu bilgiyi de unutmayın. Şimdi burada bir bilgimiz var. Alman Neo Zeitung gazetesinde yer alan 25 Temmuz 1923 tarihli yazıda Sevr Anlaşması'yla planlanan Türkiye ile yeni Türkiye kıyaslandığında Türk diplomasisinin büyük bir başarı sağladığı belirtilmiş ve yazı şöyle devam etmiş. Bugün bütün Anadolu eksiksiz Türkiye'ye ait ve Balkanlarda sınır. Karaağaç yanındaki Meriç'e dayanmaktadır. Marmara Denizi'nin ve Çanakkale'nin her iki kenarı Türk yönetiminde bulunuyor. Lozan'da ortaya çıkan Türkiye her şeyden önce Küçük Asya Yarımadası'na sahip olduğuna sevinmeli. Siyasi olarak bölgede yaşayan Hristiyan azınlığın korunması gerekmektedir. Ekonomik olarak devleti zor günü görevler bekliyor. Savaştan dolayı yıkıma uğrayan ve tenhalaşan Anadolu toprakları yeniden düzenlenmeli ve işletilmelidir. Bunun için Türkiye'nin yabancı devletlerin finansal ve teknik yardımına ihtiyacı bulunmaktadır diye bir Alman gazetesinde 25 Temmuz 1923'te bir haber yapılmış arkadaşlar. Şimdi Lozan Barış Antlaşması'na bakalım. Bunun sonunda size Lozan'la Sevr Anlaşması'nı karşılaştıracağım. Hani biz nelerden sonra neleri elde ettik bunu iyi bilmemiz gerekiyor. Ülke sınırları. Hatay ana vatan dışında kalacak şekilde Suriye sınırı belirlendi. Ankara Antlaşması'ndaki gibi Sakarya Savaşı'ndan sonra biz Ankara Antlaşması'nı Fransızlarla imzalamıştık ve İskenderun dediğim Hatay sancağı Misak-ı Milli'den ikinci tavizi vermiştik. Yani Hatay Lozan'da istediğimiz gibi hallolmadı. Sınırlarımızın dışında kaldı ama biz şunu biliyoruz ki 1939'da Hatay ana vatana katılacak. Geri alacağız yani. Irak sınırında anlaşmaya varılamadı. Yani Musul meselesi. Irak sınırında anlaşmaya varılamadı arkadaşlar. Bu mesele, Irak-Musul meselesi konferansa zarar vermesin diye İngiltere-Irak-Türkiye arasında 2 yıl içerisinde karar verilmesi planlandı. Yani Musul meselesi sonraya bırakıldı. Biz aslında Musul'u sonradan da almayı çok istedik ama bu özellikle İngiliz ajanlarının Doğu Anadolu'da isyan faaliyetleri, Hakkari'de Nasturi isyanı, Elazığ bölgesinde çıkartılan Şeyh Said isyanı gibi sebeplerden dolayı bu 2 yılın sonunda biz iç isyanlarla uğraştığımız için Musul'u geri alamayacağız arkadaşlar. Musul'u burada da ne yazık ki Lozan'da sınırlarımızın dışında bırakmışızdır. Batı sınırı Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın belirlendiği şekilde olacak. Meriç Nehri'ni sınır kabul ediyoruz. Bozcaada yani Terenos, Gökçeada yani İmroz adaları Türkiye'de kalacak şu Çanakkale'nin çıkışındaki adalar. Ama Batı Trakya, Sakız, Midilli, Sisam adaları Yunanistan'a bırakılacak. Adalar askersiz ve silahsız olacak. Bakın arkadaşlar biz bu Batı Trakya'yı, Sakız'ı, Midilli'yi, Sisam adalarını zaten o Birinci Dünya Savaşı ve hatta Balkan Savaşları'nda biz bunların çoğunu kaybettik. Yani bakın bizim Misak-ı Millî'miz neydi? İstiklal Harbi'nin sınırları neydi? 30 Ekim 1918 Mondros Ateşkesi'nden sonra haksız işgal edilen her toprağı geri alabilmekti. Yani buradaki Ege Adaları, Rodos, Girit'tir, işte Batı Türk şeydir, Batı Trakya'dır. Buraları biz Mondros'tan önce savaşa savaşa kaybettik. Hak iddia edemeyiz yani. Yani bizim hak iddia ettiğimiz bir mesela Musul'da hak iddia ediyorum. Çünkü Mondros Ateşkesi'nden sonra haksız yere işgal edilmiştir. Bugün de hak iddia edebilirim Musul'da. Hani şeyi iyi görün. Misak-ı Milli bizim derdimiz Misak-ı Milli. Yoksa bir zamanlar Avusturya Macaristan da Osmanlı toprağıydı. O zaman şimdi ben orada hak mı iddia edeceğim? Savaşarak kaybettim. Ben savaşarak kaybettiğim bir yerde hak iddia edemem. Etmiyorum da zaten. Ama haksız işgal edilen yerlerde hak iddia ettim. İstiklal Savaşı'nı bu yüzden verdim. Sonra 12 adalar İtalya'ya ait olduğu kabul edildi. Hatırlayın biz 12 adaları Uşa Antlaşması ile 1911'de geçici olarak İtalya'ya bıraktık. Birinci Dünya Savaşı'nda işgal ettiğini açıklamıştı. Biz onu daha öncesinden kaybettik zaten. Lozan'da sadece daha önceki süreci kabul ediyoruz.
Mısır ve Kıbrıs adalarının İngiltere'ye ait olduğunu kabul ettik. Zaten Mısır ve Kıbrıs da 1880'lerden beri İngiltere'nin elindeydi arkadaşlar. Kapitülasyonlar kaldırıldı. Duyun Umumiye İdaresi kaldırıldı. Herkes bu topraklarda ticaret yapacak herkes Türk yasalarına uyması karar verildi. Arkadaşlar başımıza bela olan kapitülasyonlar Lozan Barış Anlaşması'yla kaldırıldı. Ekonomik bağımsızlık sağlandı. Savaş tazminatı Yunanistan Anadolu topraklarında verdiği zararı bize ne yaptı arkadaşlar? Karaağaç ve Bosna Köyü savaş tazminatı olarak verdi. O zaman biz Karaağaç ve Bosna Köy topraklarını da savaşmadan kazanmışızdır. Azınlıklar. Azınlıklar Türk vatandaşı, Türk uyruğu kabul edildi. Batı Trakya'da Türkler ile İstanbul ve Gökçeada dediğimiz ve Bozcaada'daki Rumlar etabli, yerleşik kabul edildi. Buraların dışında yani Anadolu'daki Rumlar ve Yunanistan'daki Türkler karşılıklı olarak ileride mübadele yani göç meselesi yapılacak. Bunu da zaten ilerleyen süreçte anlatacağız arkadaşlar. Ya biz Türk ve Müslümanlar olarak Yunanistan'da Batı Trakya'dakileri bırakmışız. Etabli, dededen toruna orada yerleşik kabul etmişiz. Onlar da İstanbul, Gökçeada ve Bozcaada'da Rumları etabli kabul etmişler. Yani biz orada nüfus bırakmışız. Onlar burada nüfus bırakmış. Amaç aynı. Oradaki Türkleri üzerinden Yunanistan'a yaptırımlar. Onlar da buradaki Rumlar üzerinden bize yaptırımlarda bulunmak gibi amaçları vardır aslında. Ama biz bütün azınlıkları Türk vatandaşı kabul etmişiz. İçişlerimize karışılmaması için. Boğazlar. Hatırlayın, Boğazları biz ne zaman elimizden tam anlamıyla çıkmıştı arkadaşlar? En son 1833 Hünkar İskelesi Antlaşması'yla Boğazlar üzerinde tek başımıza karar vermiştik. Sonra 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi ile ne yazık ki Boğazlardaki hakimiyetimizi biz kaybetmişizdir. Başkanı Türk olan Milletler Cemiyeti'ne bağlı bir komisyon yönetecek dedik burada Boğazları. Asker bulundurulmayacak. Ticaret gemilerine açık, savaş gemilerine kapalı olacak. Sovyet Rusya Boğazların Türkiye'ye verilmesini istiyor burada. Fakat işin ilginç tarafı 1930'lardan sonra İngiltere Boğazların Türkiye'ye verilmesini isteyecek arkadaşlar. Yani Sovyet Rus tehlikesi yayılınca arkadaşlar Boğazlar Türkiye'nin olsun diye politika değiştirecek İngiltere. Zaten İkinci Dünya Savaşı'nın ayak sesleri çıkmaya başlayınca şimdi Boğazların ortak koruma adı altında Fransız askeri, İngiliz askeri, İtalyan askeri falan geliyor ya. Şimdi Almanya'da Hitler yönetimi ele geçirip herkesi tehdit etmeye başlayınca bu devletler korkacak. Sınırları dışarısındaki askerleri kendi ülkelerine çağıracaklar ve Boğazlar korumasız kalacak. Atatürkçe ustaca bir manevrayla Milletler Cemiyeti'ne başvuracak. Diyecek ki Boğazların koruması nasıl olacak? O yüzden Boğazları Türkiye'ye verin yönündeki teklifi kabul edilecek ve biz Montre Boğazlar Sözleşmesi ile arkadaşlar tamamen Boğazları ilerleyen süreçte 1936'larda alacağız. Yani Uluslararası Komisyonu Lozan'da kaldıramıyoruz. Ama 1936 yıllarında Möntre Boğazlar Sözleşmesi ile biz Boğazlar üzerinde %100 Türk hakimiyetini sağlayacağız. Osmanlı'dan kalan borçlarla ilgili de bu adamlar bütün borçları bize yıkmaya çalıştılar. Fakat biz dedik ki Bulgaristan da bizden koptu, Yunanistan da bizden, ya hepsi bizden koptu, devlet kurdu. E ben borç aldım, Bulgaristan'a okul yaptım. Borç aldım. Ben Sırbistan'a bu aldığım borçla yol yaptım. Ben borç aldım. Karadağ'a ben demir yolu yaptım. Yani yatırımlar yaptım. E şimdi onların hepsi orada kaldı. Biz de dedik ki Osmanlı'dan kopup devlet kuran kim varsa herkes üzerine düşen borcu ödesin dedik. Yani bütün borcu üstlenmedik. Üzerimize düşeni ödedik. Hatta en son taksitini 1954 yılında ödedik ve bu süreci bitirdik. Yabancı okullar kesinlikle tartışılmamıştır. Bütün Türkiye sınırlarındaki yabancı okullar Türk Milli Eğitimine, bakanlığa bağlı, Maarif Nezaretine bağlı hale getirildi. Patrikhane İstanbul'un dışına çıkartmak istedik aslında biz Fener Rum Patrikhanesi'ne. Fakat çıkartamadık ama elindeki idari ve adli yargılama yetkilerini aldık. Dini olarak vazifesine devam ediyor arkadaşlar. Not, sınavlarda çıkmış bir konu. Musul meselesi, Hatay, İskenderun meselesi, Boğazlar, Fener Rum Patrikhanesi ve Ege Adaları Lozan'da lehimize ne yazık ki sonuçlanamayan gelişmelerdir. Fakat burada Hatay sonradan alacağız. Boğazları sonradan alacağız arkadaşlar. Unutmayın. Lozan Barış Anlaşması'nın önemi, anlaşma devletleri Misak-ı Milli'yi büyük oranda kabul ettiler. İlk anti-emperyalist yani sömürgeciliğe karşı verilen savaşı
Türkler kazandı. Yani biz dünyaya örnek olduk. Üçüncü dünya ülkelerine örnek olduk arkadaşlar. Bağımsız Türk devleti dünyaya kabul ettirildi. Birinci Dünya Savaşı'nı sona erdiren ve bugün hala 2020 yılında bile geçerliliğini koruyan tek antlaşma Lozan Barış Antlaşması'dır. Mesela Almanlara imzalattıkları Versay Antlaşması İkinci Dünya Savaşı'na sebep olmuştur ve o anlaşma yürürlükten kalkmıştır. Fakat Lozan Antlaşması hala geçerliliğini korumaktadır arkadaşlar. Şimdi haritaya çok iyi bakın arkadaşlar. Yukarıdaki harita Sevr Antlaşması ile bize verdikleri harita. Alttaki harita Yüce Türk Ordusu'nun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve vatansever Anadolu milletinin vermiş olduğu İstiklal Harbi sonucunda kazandığımız harita. Şimdi yukarıdaki Sevr Antlaşması'na göre bize verdikleri yer ortalama bir İç Anadolu toprakları, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Elazığ, Bingöl tarafı. Bakın onun dışındaki toprakların işte burası İzmir, Yunanistan'ın. Boğazlarda zaten hepsi var. İşte Konya civarı, Antalya civarı İtalyanların. Antep, Urfa, Mardin, o taraflar, Maraş tarafları Fransızların. Doğuda zaten bir Ermeni devleti söz konusu. Yani sözde barış sevr anlaşması ile bize hayat hakkı tanımıyorlar. Biz bu yüzden istiklal mücadelesini, savaşını verdik. Ve alttaki haritayı elde ettik arkadaşlar. Alttaki haritaya bakarak Musul dışarıda kalmış, İskenderun dışarıda kalmış. Niye biz bunları verdik? Arkadaşlar yukarıdaki haritaya göre alttaki harita daha iyidir. Yani bu farkı lütfen görünüz. Bir de karşılaştırma yapalım. Sevr Anlaşması ile bize ne verdiler? Biz Lozan Anlaşması ile ne aldık? Sevr Anlaşması'na göre sınırlarda Fırat'ın doğusunda ve Ermenistan, Irak, Suriye arasında kalan bölge için İtilaf Devletleri delegelerinden kurulu bir komisyon bölgesel özellik yönetimini hazırlayacaktı. Lozan'da biz buna söz konusu bile ettirmedik. Vermedik kimseye toprak. Kapitülasyonlarla ilgili burada kapitülasyonlar Sevr Anlaşması ile devam edecekti. Biz Lozan'da Sevr'e şeyi yaptık. Kapitülasyonları komple kaldırdık. Orduyla ilgili bakın Sevr Anlaşması'na göre bize şunu söylediler. Türkiye'nin silahlı kuvvetleri şöyle olacakmış. Padişahın koruma birliği 700 kişi. Jandarma 35 bin kişi. Jandarmayı desteklemek için özel birlik 15 bin kişi. Toplam 50 bin 700 tane ordun olacak senin Sevr Anlaşması'na göre. Lozan Barış Anlaşması'na göre arkadaşlar Trakya ve Boğazlar'da askerden arındırılmış bölgelerle ilgili kısıtlamalardan başka hiçbir bağlayıcılık yok. Ki Trakya ve Boğazları da daha sonradan biz kaldıracağız zaten. Boğazlarla ilgili uluslararası bir komisyon yönetecek denildi arkadaşlar. Lozan Barış Anlaşması'na göre ise komisyonun başkanlığı Türkiye'ye veriliyor. Bakın bu da önemli. Ama unutmayın biz daha sonradan Boğazları zaten ne yapacağız? Möntre Boğazlar Sözleşmesi ile kendimize dahil edeceğiz. Arkadaşlar bugün 12. sınıflarımızın 13. ders haftası yani diplomatik başarıları işledik. Mudanya Ateşkes Antlaşması ve Lozan Barış Antlaşmalarını bugün işledik ve ikinci üniteyi bitirdik. Yani bir sonraki dersimiz ünite değerlendirme Allah nasip ederse. Sevdamızda, davamızda siz bu ülkenin geleceğisiniz arkadaşlar. Hoşça kalın.